Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aa, bu çok saçma bir giriş oldu. Tamam. Arkadaşlar günaydın. Sizinle bugün bir video çekmek istedim. Sizinle bir günümü paylaşacağım. Vlog çekmek istedim. Bayağıdır YouTube kanalıma video atmıyordum. Bugün böyle sıfırdan başlamışım gibi heyecanlı oldu biraz. Dur. Sıfırdan başlamışım gibi böyle yeni bir video çekmek istedim. Öyle bugün sizinle bir günümü paylaşacağım. Şu an anatomi labına gideceğiz. Bu kadar. Bunlar bizi terk edip yani biraz ilerden görüyoruz. Anatomi labına gidiyoruz. Anatomi labına gidiyoruz. Sadece şu kısım. Yani şuralar. Şuradan başlıyor değil mi? Hayır, orası evlata dediğimiz o en yani orası evlata. Bu kadar güzel değil mi? Bak bak güzel geliyor, güzel geliyor, tamam güzel geliyor. Yaşıyor yaşıyor, bir ihtimalle şu. Seri posterör bu kadar. Şu olabilir bak, şu ikisi. Şu ikisi komikant posterör olabilir, şu ikisi. Bu ikisi vallahi komikant posterör. Tamam yok ama, sanırım. Ceren poz veriyor hemen. Yani kamerayı görüyoruz. Duygu poz vermek ister misin? Duygu. Şurada lateralis var. Hayır bu üstten. Şurada biraz süperiyor mesela. Bak, böyle mi gibi? Bu böyle. Daha ha doğru pardon. Daha uzman lateral. Şurada olsun. Şimdi abi hiç veriyorum ben görüyor musun? Bak hiç çok Oblik superior var. Çok ya. Gidelim. Bunu geçen çok lazım. Şuna trokle. Buradan geçiyor. Superior oblik zaten. Şunun adı trokle ama. Böyle bir şeyin adını mı öğrendin? Trokleer sinir mi demeye çalışıyorum. Şu yapı mı? Şöyle bir yapı varmış, adı trokleermiş. Ha, ben de yok onun karşılığı. Sadece tek bildiğim ligamentle oradan bağlanmış, oradan dönmüş. Tabii. Kavşak oradan var. Oradan dönüyor, çünkü öyle göbek. Göbek diyor. Canım göbek burada. Tamam durun. Bu videoda nasıl ses çıkıyor? Tabii ses kanalısın ya. Blendler var. Önce kapanmış. İşte. Ve altında. Orada birazcık sertlik sağlıyor gibi şey gibi. Yapılabilirleştiriyor gibi biraz. Böyle bezleri mezleri de var. O yüzden video çekiyorum zaten. Çünkü bugün dolu bir gün. Gel. Lavdan çıktık, yurda gidiyoruz. Bu kadar. Güneş gözlüğü olmayanlar. Güneş gözlüğü olup takmış olanlar. Anatomi labım bitti. Yurda döndüm. Ders çalışacağım. Şaka şaka. Ders çalışmayacağım. Çünkü labdan çıkıp niye ders çalışayım? Oturup dizi izleyeceğim. Birazcık boş yapacağım. Biraz oyun oynarım belki. Bir şeyler çizebilirim. Resim şeyler. Öyle birazcık boş vakit geçireceğim. Ondan sonra dedim birazcık ders çalışacağım. Akşam bir etkinliğimiz var. Bir müzikale gideceğiz. Bayağı 3 saatlik bir müzikal. Oraya gideceğiz. İşte böyle devam ediyoruz. Devam etmiyoruz. Çünkü niye? Ben size ne göstereceğim? Benim bir tane resim hesabım var, tamam mı? Takip etmek isterseniz, resime ilgisi olanlar veya ilgisi olmayanlar. Yani beğenirseniz altta aşağıda, videonun aşağısında ben resim hesabımın yani bulabilirsem linkini, link koyuluyor mu bilmiyorum. Olmazsa da kullanıcı adını falan koyarım yani. İşte resim hesabımı koyacağım aşağıya. Bu var mesela. Bu benim en son çizdiğim resim. Bu arada en güzel resimlerden biri. Çünkü neden? Çünkü reklam. Kendi Instagram hesabım reklam olduğu için. Böyle şeyler çiziyorum biraz. Arada. Çok arada hatta. Öyle. Eğer şey yapmak isterseniz, takip etmek isterseniz aşağıda. Genital komitesindeyiz. Normalde 5 haftalık olan komite süremiz şu an 20 gün falan oldu. Böyle okullar bir ara işte yani tatil oldu, tekrar açıldı vesaire bir şeyler oldu. O arada işte bizim bu komite süresi biraz kısaldı. Daha cuma günü sınava girdim ve 20 gün sonra tekrar sınavım var. O yüzden artık derse başlamam lazım. O yüzden ders çalışıyoruz.
savaş. Ay, iğrenç bir komite. Bu arada bu komiteyi hiç sevmedim. Endokrini hiç sevmedim. Hormonlar hiç güzel değil. Gerçekten nöroloji bile... Bir düşüneyim. Yani nöroloji bile sanırım daha güzeldi. Böyle. Bakalım. Ben şey dedim ama mesela hani komitemiz işte 5 haftadan 20 güne düştü, o nasıl oldu onu hiç anlatmadım. Şimdi dersi kenara bırakalım. Şöyle, şimdi biliyorsunuz deprem oldu. Yani ülkede kötü bir olay yaşadık ve hani mesela ben de deprem bölgesindendim. Antepliyim ben. Hani o zamanlar tabii okullar ne yapacağını daha karar vermemişti. Biz bayağı uzun bir süre okulun İşte cevap vermesini bekledik. Hatta onun için bir bayağı bekledik. En son online yaptılar. Evet, bir ara online yaptılar. Zaten kimse, yani çok derslere girmiyordum. Kimse girmiyordu. Neyse. Sonra şu en son yapılan açıklamadan sonra, Cumhurbaşkanı falan yaptığı açıklamadan sonra okul birazcık ne haliniz varsa görün der gibi. Şöyle hem yüz yüze yapıyorlar hem online yapıyorlar. Aynı anda öyle hibrit bir şekilde açtılar okulu. Ben de açıkçası aile evinde hiç çalışamadığım için buraya geldim. Böyle okula gidiyor muyum diye sorarsanız çok sık değil yani. Arada sırada lablara gidiyorum. Ama işte evde çalışılmadığı için kalktım buraya geldim. Öyle bazıları online evden katılıyor. Bazıları da işte buraya gelmiş o yüz yüze katılıyorlar. Böyle. Çok uzun ve yorucu bir günün ardından akşam bir etkinliğe katılacağız arkadaşlarımla. O yüzden üstümü falan değiştirdim. Böyle kumaş pantolon giydim yani. Daha sanatsal bir ortama uygun giyinmeye çalıştım. Bilmiyorum ne kadar olduysa artık. Yemek yiyeceğiz, çıkacağız. Böyle müzikalden de ben videolar çekip koymaya çalışacağım. Bu kadar. Görüşürüz. Konuş. Niye geç kalıyoruz? Çünkü planlı olan hiçbir şeye zamanında yetişemeyiz. Öyle bir problemimiz var. Ve eğer biletini bir Rukiye aldıysa bir asla etkinliğin biletini ben satın aldıysam asla bir sorun olmadan oraya gitmeyiz. Yani şimdi 10 dakika kaldı. İnşallah Kızılay Devamlısı'na varıp oradan yürüyebileceğiz. Gözümde canlandı. Öldüm. Yetişemedik. O yüzden ilk perdeye giremeyeceğiz. Sadece ikinci perde izleyebileceğiz. Ne anlarız bilmiyorum. Belki bir şey anlar mıyız onu da bilmiyorum. Sadece 2 dakika geç kaldık, tamam mı? 2 dakika ama geç kaldığınız için almıyorlar. Bir şey söylemek ister misiniz? Mahvoldu koşmaktan. Beklenen son böyle. Bir şey değilseydi. Of. Öldüm. Ateş basın. Bu kadar içeri girebilirsek çekerim bir şeyler artık. Tam video çekeyim abi öksürüyor. YouTube'da müzikalin tam versiyonunu bulduk. O yüzden birinci perdeyi YouTube'dan izlemeye karar verdik. Hali bak. Mekan olarak en azından tiyatrodayız. O da evet, bir şey. Bakın tiyatrodayız. Nerede? Aha, büyütemiyorum ben. Kameranın rezalet. Kadar. Mükemmel bir aktivite. Harika. Çıkın gelin. Tiyatronun önünde YouTube'dan tiyatro izleyin. Mükemmel aktivite. Harika. Herkes önerilir. Canım çarpık yok mu ya? Sonunda. Allah'ım çok şükür.
oyundan çıktık. Günü böyle kapatıyoruz. Oyun gerçekten çok güzeldi. Oyuncuların gerçekten oyunculukları, sesleri harikaydı. Kurguyu çok beğendik. Yerimiz de güzeldi. Gerçekten harika bir şey, keyifli yaşadık yani. Sadece bir perde izlemiş olsak bile. Çok beğendim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olsanız harika olur. Görüşürüz. Bunu YouTube'a atayım da gör. Sabah köyünde.